altılı masada 6 aydır 6 kişi toplanıyor ve milletin gözü kulağı sürekli orada. Aa, bu sefer Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklar. Yok, açıklamıyor. Televizyonda soruyorsunuz. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sana ne? Adayınız kim? Sana ne? Burak Avuncu sahada duydukları ismi Mansur Yavaş olduğunu duyunca Faik Öztürk hemen harekete geçti. Bizim adayımızı masa belirleyecek. Milletimiz emin olsun. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecek. Cüneyt Özdemir de diyor ki sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan düşmanlığını bırakın kardeşim. Bize eşek muamelesi yapmayın. Eşek gibi gideceksiniz, eşek gibi oy vereceksiniz. Dayatmasını bize yapmayın. Siz kimsiniz diyor. Aramızdan birini seçeceğiz. Siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. Abi, bir adaylar var, biz birilerini istiyoruz. Hayır, biz kimi istersek ona vereceksiniz. Neden? Geleceksiniz, eşek gibi vereceksiniz. Neden? Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz. Bunun adı bu. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şey? Selamünaleyküm arkadaşlar. Her videoda söylediğim gibi eller havaya. Şu beğen tuşuna basalım. Siz bununla ilgilenirken kulağınız da bende olsun. Ben de altılı masanın içerisindeki karışıklığı ve Cüneyt Özdemir'in kimilerini çıldırtan o tepkisini dile getireceğim. Altılı masada 6 aydır 6 kişi toplanıyor ve milletin gözü kulağı sürekli orada. Aa, bu sefer Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklar. Yok, açıklamıyorlar. Televizyonda soruyorsunuz. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sana ne? Kim diyor bunu? Temel Karamollaoğlu. Mesela aday şu olursa bu olursa yok, gibi. Yok, hiç o konuya yoksa girmedik. Adayınız kim? Sana ne? Günü geldiği zaman bir aday açıklanacak. Burak Avuncu'ya soruyorsunuz. Diyor ki biz sahaya iniyoruz. Sahada bizim önümüze Mansur Yavaş çıkıyor. Eyvallah. Bunları destekleyen anket şirketlerin tamamında bir değil birkaç tane aday ön plana çıkıyor. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu vesaire. Burak Avuncu sahada duydukları ismi Mansur Yavaş olduğunu duyunca Faik Öztürk hemen harekete geçti. Dedi ki yapma, yapma. Bak, bizim adayımızı masa belirleyecek. Milletimiz emin olsun. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Meral abla da dün çıktı. Dedi ki masadaki Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek. Oh ne güzel. Merak ediyorum. Ortak aday, o masadan bir isim çıkacak ve hepiniz burada bir mutabakat sağlayacaksınız. Ortak adayda anlaşamama ihtimali var mı? Ben yani, böyle bir anlaşamama mesela, ihtimalini görmüyorum. Yani bugün itibariyle görmüyorum. Mesela bu konuda tek ve ortak bir aday çıkarılmasının yolunu kolaylaştırabilmek, bu konudaki sözlerimin samimiyetini ispatlayabilmek için 2021 Eylül'ünde Halk TV'de ben aday değilim dedim bu netlikte. Dolayısıyla yani 2018 tecrübesinden öğrendiklerimi devreye koyarak tek adayla gidilmesinin, o adayın etrafında bütün bu onaylayan siyasi partilerin hep birlikte çalışması, sandıkları hep birlikte koruması ve parlamenter sisteme geçişin yol haritasının tek ki aday üzerinden, yani parçalanmadan, bölünmeden yapılması gibi bir bunun doğru olduğunu dair inancımı ifade etmenin yolu ben aday değilim demek. Yani o masada bir kişi var ki o aday değil. Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün de anlattım ya, böyle bir toplantı olduğunda gözler sürekli Meral Akşener'de. Buradayım ben. Beni görüyor musun? Gör. Meral Akşener tabii bu pası atınca herhalde bir dahaki toplantıda Ekim'de olacak galiba. Diyecek ki ya arkadaşlar, hani ben konuşuyorum, ediyorum, diyorum ki masa belirleyecek. Ben vallahi tercihi size bıraktım. Kemal Bey, senin adayın kim? Yoo, ben orada söz bana düşmez arkadaşlar. Siz konuşacaksınız. Siz belirleyeceksiniz. Ali Babacan şöyle bir bakacak, ulan benden iyi cumhurbaşkanı mı olur ya? Şak diyorum, memleketi düzeltiyorum. Ben seçildikten bir gün sonra memlekete dolar fışkıracak böyle. Böyle böyle. Siz göreceksiniz. Bütün her şey hazır. Ahmet Davutoğlu Bey, efendim ben tecrübeli bir politikacı. Ben bu memlekette başbakanlık yapmış bir adamım. Üstelik %41 oy almış bir kişiyim.
benden daha âlâ bir cumhurbaşkanı mı olur? Ben olur diyebilirim. Bilmiyoruz. Temel Bey zaten şeyi yapmış yani teslim olmuş. Tamamen CHP'ye teslim olmuş. Kızıyor, bağırıyor, çığırıyor. Geçen gün Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordular kendisine. Abi Temel Karamollaoğlu'nu tanıyamadım yemin ediyorum. Yumruğunu masaya vuruyor falan filan. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu altılı masayı hedef alarak kendilerine saygıları yok. Onlar kazanmak için her yolu mübah gören kimliksiz yolun yolcularıdır demişti. Allah masa altında kimse ihanet sözleşmesi imzalatmasın. Millet İttifakı olarak nasıl %50'yi yakalayacaklar? 40 puan ediyorlar yorumlarında bulundu. Bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir defa böyle bir imza iddiasında bulunanları geçmişte bunu ispata davet ettim. Hele de devlet yönetiminde bulunup da bu tip iddiaların arkasından bir belge ortaya koyamayanlar şereflerini ortaya koymuş manasına gelir. Bu tip iddialar insanın şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz. Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir. Altılı masadaki belirsizliği gören Cüneyt Özdemir ve Cüneyt Özdemir gibi düşünen arkadaşlar isyan ediyorlar. Ya kardeşim biz size mahkum muyuz? Siz geçmişte Ekmelettin İhsanoğlu diye birisini bize dayattınız. Bununla da yetinmediniz. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı, gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi. Sandığa gidelim mi gitmeyelim mi? Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasinin gereğini yapacaksınız. Cüneyt Özdemir de diyor ki sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan düşmanlığını bırakın kardeşim. Bize eşek muamelesi yapmayın. Eşek gibi gideceksiniz, eşek gibi oy vereceksiniz. Dayatmasını bize yapmayın. Siz kimsiniz diyor. Aramızdan birini seçeceğiz. Siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. Abi bir adaylar var biz birilerini istiyoruz. Hayır biz kimi istersek ona vereceksiniz. Neden? Geleceksiniz eşek gibi vereceksiniz. Neden? Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz. Bunun adı bu. Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Ama ya bizde bir bize de sorsanız hani ne bileyim başkan kim olacak? O sizi ilgilendirmez. Oraya ceketimizi koysak gidip oy vereceksiniz. Tıpış tıpış geleceksiniz. Neden? Erdoğan'a karşısınız. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye? Benim akıllı arkadaşım bak. Öbürleri gibi sana aptal muamelesi yapmıyorum yani. Bu kadar aptal mısın sen ya? Buna verecek kadar aptal mısın yani? Tamam buna verecek kadar aptalsın diyorlar sana. Buna peki? Sorgusuz, sualsiz. Neden? Bundan kurtulacaksın. Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız? Türkiye'de siyaset bu mu? Sabah Erdoğan'la yatıyorsun. Akşam Erdoğan'la kalkıyorsun. Ya bu ülke nereye gidecek? Nasıl bir teknolojik devrim olacak? Ne bileyim 20 yıl sonra nasıl bir dünyanın hayalini kuruyoruz? Böyle şey var mı? Yok. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Bir şey tutturmuşlar. Okey tamam. Nasıl olacak? Bunun da bir çıkışı yok. Yani olmayacak bir hikaye. Çok zor olacak bir hikaye. Niye bakıyorsun sistem kilitlenmiş bir defa yani? Hadi diyelim bir tane ceketinizi koydunuz. Bu insanlar da seve seve gittiler. Mecburiyetten ya öyle bir mecburiyet var güya. Hani başka alternatif yok çünkü. Ya o ya bu olacak yani. Size oy verecekler. Ne farkınız var ki yani? Sen sanki o tek adam. Sen değil misin tek adam? Sen delegeleri seçiyorsun, delegeler seni seçiyor. Bu düzenin bir parçası değil misin? Buna mı oy vereceksiniz? Bu mu tek bizim böyle önümüzdeki alternatif? Şu anda bu gözüküyor. Ya başka bir dünya da var ya. Başka bir Türkiye de var. Başka bir dünya da mümkün yani. Başka bir siyaset de mümkün. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Sen kendini bir şeye mahkum hissediyor musun? Zimmetlediler mi seni o partiye ya da bu partiye? Hayat bununla geçer mi ya? Erdoğan'dan kurtulduk, Erdoğan'ı destekledik. Başka bir hayatınız yok mu? Başka bir seçenek yok mu kardeşim? A ya da B mi? Uyduruk sınavlar bile. 4 tane seçenek var yani. Hatta 5 koyuyorsun. Hiçbiri. Bak hiçbiri diye de bir şey var. Yani. Cüneyt Özdemir YouTube'da 1 milyon 300 bin abonesi olan bir arkadaşımız. Ve bir televizyon kanalında değil. Televizyon kanalında olsa elbette böyle konuşmazdı. Efendim üslubu çok kötü. Niye kötü kardeşim? YouTube'da konuşuyoruz. YouTube'da her şeyi rahat rahat konuşuyoruz. Adam halk diliyle konuşuyor. Adam isyanını halk diliyle ahaliye duyurmak istiyor. Adam çığlığını bu şekilde dile getiriyor. Vay Cüneyt Özdemir Tayyip Erdoğan'ı savunuyor. Ulan Tayyip Erdoğan'ı vurduğu kadar kimseye vurmuyor Cüneyt Özdemir. Ama bir kere kalkıp dedi ki ya arkadaş
siz yanlış yoldasınız, bunu yapmayın dedi diye Cüneyt Özdemir'i linç ettiler. Aklı başında bir gazeteci arkadaşımız var, Kübra Par. Habertürk'te Cüneyt Özdemir'in bu konuşmasını aldı getirdi gündem yaptı. Dedi ki ya arkadaş biz hep siyasetçileri konuşuyoruz, bilmem ne yapıyoruz, işte kadrolu bir ekip var. Bunun dışında ben bir şey yapmak istiyorum. Cüneyt Özdemir bugün böyle ifadeler kullandı. Orada bulunan gazeteci arkadaşların görüşlerini almak istedi. O gazetecilerden birisi Kemal Öztürk. Kemal Öztürk'ün ne demesini beklersiniz? Mesela zamanında Bülent Arınç'ın baş danışmanlığını yapmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın müşaviri olmuş. Sonra gelmiş Adapazarı'nda milletvekili adayı olmak istemiş, olamamış. Sonra gelmiş kendi YouTube kanalını açmış. Oralarda Tayyip Erdoğan'a muhalif olan kişileri konuşturmuş ama bir yere varamamış. Sonra Habertürk'ten Kenan Tekdağ demiş ki kardeşim gel sen bizde yazılar yaz hem de bizim televizyonda yorumcu olursun demiş. Geçmişini anlatmaya çalışıyorum. Beğendiğim yönleri var. Yani bazen öyle şeyler söylüyor ki ortada bakıyorsunuz evet ya adam haklı diyorsunuz. Ama Cüneyt Özdemir'e bir takıntısı mı var? Cüneyt Özdemir'i kıskanıyor mu? Cüneyt Özdemir'in ne bileyim yani söylediklerini kabullenemedi. Adam bir gerçeğin altını çiziyor. Adam bir şeyin altını çiziyor. Diyor ki ya bize eşek muamelesi yapmayın diyor. Kemal Öztürk ne diyor? Cüneyt Özdemir'in itirazlarına siz nasıl bakıyorsunuz? Muhalefet hakikaten bir ismi dayat yani bir böyle biz masa başında belirleyeceğiz diyerek milletin kimi istediğine pek bakmıyor gibi davranarak hata mı ediyor? Ne dersiniz? Şimdi birincisi Cüneyt Özdemir'in konuşmasının bir analiz olduğunu düşünmüyorum. İçinde bolca küfürlerin olduğu ve alaycı bir dille insanlara aptal, salak, eşek laflarını geçti bir konuşma. O yüzden de onu bu kadar önemli kıldığını düşünmüyorum. İkincisi yeni bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Altılı Masa'daki aday meselesi, bu adayın halka sorulma meselesi Habertürk ekranlarında Gürkan Zengin, Deniz Zeyrek, ben, birçok arkadaşımız bunları dile getirdi. Dolayısıyla onun üzerinden konuşmayı istemem. Evlere şenlik bir açıklama. Ya kızcağız sana Cüneyt Özdemir'in nasıl bir insan olduğunu sormadı ki. Cüneyt Özdemir orada fikirlerini söylüyor. Senin söyleyeceğin şey ben Cüneyt Özdemir'e katılmıyorum der. Efendim bu üslup doğru bir üslup değil. Bu bir analiz de değil. Aşağılıyor Cüneyt Özdemir'i. Yani yok sayıyor. Ulan adam 1 milyon 300 bin kişiye YouTube'dan hitap ediyor. Twitter'da yaklaşık 7 milyon takipçisi var. Facebook'ta bir o kadar takipçisi var. Senin açından analiz yapmıyorsa, senin açından işte dili beğenilmiyorsa vesaire ki Kübra Par orada söyledi. Dedi ki ya bu YouTube'da böyle bir yayın yapıyor. Buna rağmen ben bunu analiz olarak görmüyorum. Seviye olarak yapıyorum. Oldu mu şimdi bu? Cüneyt Özdemir de o gece ekran başındaymış. Kendisiyle ilgili yorumları izlerken Kemal Öztürk'ün bu konuşması karşısında ne desin? Ya bu bir gazeteci değil dedi. Ve biraz daha ağır konuştu. Yani hakaret etti. Keşke Cüneyt Özdemir o ifadeyi kullanmasaydı. Bir gün sonra da Kemal Öztürk'e haddini nasıl bildirdiğini anlattı. Dün akşam Habertürk'ü seyrettim. Uzun zamandır seyretmiyordum. Kübra Par benim son zamanlarda dile getirdiğim konuları Habertürk'te gündeme getirdi. Kimi olumlu laf etti, kimi olumsuz laf etti, kimi eleştirdi, kimi saygı duydu, kimi önemsemedi. Ben de dinledim. Fakat bir tanesini artık dayanamadım. Kemal Öztürk, eski Anadolu Ajansı başkanlığı koltuğuna oturtulan bir isim. Gazeteci değil çünkü biz gazeteciler sicilimizi biliyoruz yani. Hepimiz bu koridorlarda kimin ne yaptığını, nerede habercilik yaptığını, nasıl habercilik yaptığını biliyoruz. Eleştiriyoruz, eleştirmiyoruz. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor. Ama gazeteci ise biliyorsun yani. Magazin haberinde denk gelmişsindir. Ne bileyim Beyrut'ta bir otelde denk gelmişsindir. Bir mahkeme salonunda denk gelmişsindir. Şimdi böyle adamlar var. Bu adamları hiçbir yerde denk gelmiyoruz. Bunlar böyle tepeden paraşütle bir yerlerin başına getiriyor. İktidar desteklediği için, bilmem ne yaptığı için. Ben de kendisine had bildiren bir tweet attım. Dedim ki bir dakika kardeşim sen gazeteci değilsin. Orada o koltuğa tamamen dışarıdan oturdum. Ve de bizi hani beğeniyorsun, beğenmiyorsun. O ayrı bir hikaye de küçümsemek ne? Sen kimsin yani? Şimdi eskiden böyle şeyler olurdu. Televizyonlara çıkarlardı. Medya siteleri kurarlardı.
ve bizim hakkımızda atıp tutarlardı. Biz de CNN Türk ekranlarında 5'ine 1 kay sunuyoruz. Haber önde, biz gerideyiz. Kendimizi söyleyecek bir şey yok. Böyle dinlerdik yani hani. Hakaret ederler, şey yaparlar. Biz de evet ya falan bir şey de diyemezsin. Programı kullan. Ama şimdi öyle değil mi? Sosyal medya var. Ha sen bana laf mı çakıyorsun? Bak anında lafı böyle yersin. Sonra da Habertürk'ün markasının arkasına sığınıp ama bana bilmem ne yaptı diye ağlarsınız yani. Artık kendimde bunu bu rahatlığı görüyorum ya. Bu birisi bir şey dediği zaman bir dakika kardeşim. Yani sen bana bir laf ediyorsan kavgada yumruk sayılmaz. Anında alırsın yani cevabını. Cüneyt Özdemir'in burada söylediği bir şey var. Diyor ki eskiden biz televizyonlarda falan yayın yapıyorduk. Kanal D'deyken ben haber sunuyordum, şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Böyle medya sitelerinde, sosyal medyada bize sürekli çakıyorlardı. O zaman sesimiz çıkmıyordu ama şimdi kanalımız var kardeşim. Sosyal medyamız var. Anında cevabı yapıştırıyoruz ki yapıştırdı. Kemal Öztürk'te 3 liralık dava açacağını söyledi ve Cüneyt Özdemir'in ederinin 3 kuruş olduğunu anlatmaya çalıştı. Valla her kişiyle de hukukum olduğu için yani ben Cüneyt Özdemir'in o hoş ifadesini de beğenmedim. Kemal Öztürk'ün bu çıkışını da sonrasında 3 kuruşluk eder meder. Yani bunlar bence lüzumsuz şeyler. Yani adamın fikrine katılırsın katılmazsın dersin ki ben siyasi analizine katılmıyorum. Bu analiz değil. İşte dil kötü bilmem ne abi sana ne? Sana ne abi sen niye yorum yapıyorsun bunu? Kız sana başka bir şey soruyor. Üstelik seni uyarıyor. Diyor ki bu YouTube'da yayınlar böyle yapılıyor. E sen yaptın yapamadın kardeşim. Adam 1 milyon 300 bin abonesi var. Niye kıskanıyorsun adamı ya? Niye adamı çekemiyorsun? Yani adam bir başarı elde etmiş ya. Adam altılı masayı eleştiriyor. Altılı masanın içerisinde olduğu sıkıntıyı anlatıyor. Kemal Öztürk bu şekilde bir çıkış yapıyor. Şaban Sevinç bak CHP'li adam yani. Şimdi Memleket Partisi'nde mi neredeyse bilmiyorum artık. Şaban Sevinç çıktı. Muharrem İnce gibi dedi ki adam haklı kardeşim. Teşekkür ederim. Cüneyt Özdemir haklı. Yani Cüneyt Özdemir'i ben de takip ediyorum ve o videosunu bugün içinde de görmüştüm Twitter'da ve izledim, dinledim. Dinleyince dedim ki haklı yani. Adam haklı. Hani adam haklı yani. Şimdi ben televizyon tartışmalarına çok katıldım. Çok böyle tartışmalar oldu, kavgalar oldu, seviye aşan oldu. Ne bileyim abuk subuk şeyler çok oldu. Çok gördüm, çok tartıştım, çok kavga ettim. Ama ben şunu söyleyeyim. Habertürk'ün CEO'su Kenan Tekdağ'ın şimdiye kadar Habertürk'e kazandırdığı en iyi isim Nasuhi Güngör. Mükemmel yorumlar yapıyor. Sabrına hayranım. Bakın sabrına hayranım. Adam öyle bir dinliyor ki hiç nezaketini bozmadan. Ama laf sırası kendisine geldiğinde öyle cevaplar veriyor, öyle güzel konuşuyor, öyle güzel anlatıyor ki adamı dinlediğinizde kavga etmiyor ama yani o verdiği cevaplar, sakinliği karşısındaki insanları yerle yeksan ediyor. Adamların söyleyecek sözü kalmıyor. Bakın Nasuhi Güngör'e de aynı soru soruldu. Cüneyt Özdemir'in bu yorumu hakkında ne diyorsunuz? Şimdi Cüneyt Özdemir'in söyledikleri bana şöyle bir gerçeği hatırlattı. Şimdi Şaban Sevinç bir atasözü kıvamında bir şey söyledi ya, siyaset nezakete kurban edilemez diye. Daha önce bunu söylediğinde bu bir Japon atasözü mü diye kendisine mukabele etmiştim. Bunu hatırladım, o yüzden tebessüm ettim az önce. Yönetmenim de beni uyarıyor. Nasuhi Bey güldü galiba Şaban Sevinç'e bir şey mi demek istedi diye. Şimdi soralım. Yok yok, sadece bunu hatırladığım için tebessüm ettim. Bir aralar öyle bir Japon atasözü meselesi vardı Türkiye'de dolaşıp duran. Evet. Şimdi bence... Seçmen kimdir sorusunu doğru tarif edemeyen siyaset hep kaybetmiştir Türkiye'de. Bu çok basit bir şeydir aslında. Seçmen kimdir? Buna doğru cevap verirseniz kazanırsınız. Çünkü ona doğru cevap verdiğiniz takdirde doğru işler yaparsınız. Şimdi hedefiniz Tayyip Erdoğan'ı devirmek olabilir de nasıl devireceğiniz ve kendi iktidarınızı nasıl inşa edeceğiniz, bu kadar iddialı olduğunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire, bunları nasıl ortaya koyacağınız ve gerçekleştireceğinizle ilgili bir şey söylemezseniz bu şöyle anlaşılıyor. Şimdi Cüneyt Özdemir şu anda bizim konuştuğumuz merkez medyada değil, farklı bir mecrada, sosyal medyada. O yüzden üslubuyla ilgili falan bir tartışmaya ben girmek istemiyorum ama orada şöyle bir feryat var. Bu feryadı mümkünse de hani Şaban Sevinç öyle yaptı aslında. Bence çok da iyi yaptı. Hani illa iktidara dokundurmadan da konuşabiliriz bunu. İktidarla ilgili herkes eleştirisini yapsın da burada başka bir şey var. O da şu, Cüneyt Özdemir aslında... Kendisinin kitlesi var orada, o sosyal medyada vesaire. Çok farklı bir kitle. Algıları farklı, üslubu farklı, her şey farklı. O iş bizde diyen anlayışa itiraz ediyor.
Çünkü muhalefet uzun süredir bu işi öyle bir kapattı ki şunu yapıyor. O iş bizde arkadaşlar, merak etmeyin. Ya bu toplumun o iş bizdelere karşı nasıl tepkisi olduğuna dair yakın tarihimizde de uzak tarihimizde de çok örnek var. Ya kimse hiç seçmen ne iktidar tarafından ne muhalefet tarafında bunu kabullenmez. Bir Kemal Öztürk'ün yaptığı konuşmaya bakın, bir de Nasuh Güngör'e bakın. Cüneyt Özdemir'in konuşmasının bir analiz olduğunu düşünmüyorum. Onu bu kadar önemli kıldığını düşünmüyorum. Şimdi Cüneyt Özdemir'in söyledikleri bana şöyle bir gerçeği hatırlattı. Seçmen kimdir sorusunu doğru tarif edemeyen siyaset hep kaybetmiştir Türkiye'de. Bu çok basit bir şeydir aslında. Seçmen kimdir? Şimdi Cüneyt Özdemir şu anda bizim konuştuğumuz merkez medyada değil, farklı bir mecrada, sosyal medyada. O yüzden orada şöyle bir feryat var. Bu feryadı mümkünse de hani Şaban Sevinç öyle yaptı aslında. Bence çok da iyi yaptı. Hani illa iktidara dokundurmadan da konuşabiliriz bunu. İktidarla ilgili herkes eleştirisini yapsın da. Burada başka bir şey var. O da şu. Cüneyt Özdemir aslında kendisinin kitlesi var orada, o sosyal medyada vesaire. Çok farklı bir kitle. Algıları farklı, üslubu farklı, her şey farklı. O iş bizde diyen anlayışa itiraz ediyor. Aradaki farkı gördünüz mü? Aradaki samimiyeti gördünüz mü? Nasih Güngör, Kemal Öztürk gibi çıkıp da ya bunlar yorum değil kardeşim. Analiz değil yani. Ben onun üzerine konuşmam. Demedi yani. Demez. Çünkü kibri ayaklarının altına almış. Tekrar ediyorum. Kibri ayaklarının altına almış. Ben çok gerilere de gitmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yani Kemal Öztürk'ün yapısında böyle bir şey var. Dışarıdasınız, oturuyorsunuz, tavla oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Başka yere gittiniz, kalabalık bir yere gittiniz. Kemal ne haberdir? Merhaba. Kibir. Merhaba. Kemal nasılsın? İyiyim. Oğlum seninle bir samimiyetimiz var. Kahvede oturuyoruz, tavla oynuyoruz. Bilmem ne. Hayırdır? Tık. Tık yok. Kibir dediğim şey bu işte. Kemal evet ekranlara çıkıyor. Evet ağzı laf yapıyor. Evet güzel yazılar yazıyor. Ama kibrini yenemeyince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Cüneyt Özdemir değil. Ben analiz yaparım. Ben daha güzel analiz yapıyorum. Cüneyt Özdemir kim ya? Öbürü kim? Böyle bir tablo. Yani ekran bazen rezil eder, bazen de vezir eder. Ekrana çok kaptırdığın zaman kendini bir bakıyorsun bir başka yerdesin. Geçmişte Habertürk'te bir tartışma. Adil bir reklam arasında bir şey söylüyor. Off the record yani yazılmamak kaydıyla. Yani sohbet ortamında söylenen bir şey söylüyor. Kemal Öztürk haberin şehvetine, yazının şehvetine kapılıp o gizli kalması gereken şeyi götürüp Habertürk'te yazdı. Ondan sonra Adil Gül'le birlikte ekrana çıktı. Adil Gül sinirlerine hakim olamadı diye gitti. Ama Allah'a inancınız olsun, bu lafları buradan Kemal Öztürk'e dostça söylüyor. Dostça. Kibri Nasuh Güngör gibi ayaklarının altına alması gerekiyor. 1 milyon 300 bin abonesi olan bir kişi kibir içerisinde değil. Halkla iç içe. Kimseye böyle tepeden bakmıyor. Ya elemanını çıkarıyor. Kenan Taş'a saygı duyuyor bak. Ekrana çıkarıyor, konuşturuyor, sohbet ediyor. İnsanların içerisinde gırgır, şamata, samimi, gülme, kahkaha. Yani kibir yok çünkü adamda. Ben oldum demiyor. Kenan Taş yemesin diyor. Espri patlatıyor. Ya baba ekranda biraz rahat olacaksın zaten. Olmazsan işte böyle kibir seni esaret altına alır. Bu arada medyayı konuştuk madem, medyayla da bitireyim. İsmail Küçükkaya biliyorsunuz Fox TV'deydi. Çok da başarılıydı yani, reytinglere baktığımızda başarılı bir performansı vardı. Ne olduysa oldu, Fox TV'de tanıtımları yapılmasına rağmen Halk TV'ye geçti. Şimdi Halk TV'de bir hareketlilik var ama burada şöyle bir iddia ortaya atıldı. Ne kadar doğru bilmiyorum. İsmail Küçükkaya oraya transfer olmuş. Kesin olarak böyledir demiyorum ama sosyal medyada dolaşılan bilgilere göre, iddialara göre daha doğrusu, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçmesi karşılığında 3 milyon dolar aldığı söyleniyor ve bunun sponsorunun da Ekrem İmamoğlu olduğu iddia ediliyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir riskin içerisine girdiğini zannetmiyorum. Yani her şeyi söyleyin, eleştirelim, şunu söyleyelim, bunu söyleyelim ama yani böyle bir iddia bana çok uçuk geldi. İsmail Küçükkaya'ya ulaşmaya çalıştım. Telefonuma çıkmadı. Doğan Şentürk'le görüştüm. Fox TV'nin genel yayın yönetmenine. Doğan Şentürk benim hemşehrim, arkadaşım, dostum. Samimiyetimiz var. Samimiyetle sordum. Dedim ki ya bu nedir, neyin nesidir dedim. Dedi ki bak ortak, onun öyle bir ifadesi var. Biz dedi İsmail Küçükkaya'nın kalması için her şeyi yaptık.
Ama İsmail Küçükkaya bize gelip şunu söyledi. Reddedemeyeceğim bir teklifle karşı karşıya kaldım. Ben bu teklifi kabul edeceğim dedi. Bize de hayırlı olsun demek düştü. Yani işin hikayesi bu. 12 Eylül'de başlayacakmış orada yine sabah programlarında. Bana göre çok büyük bir yanlış yaptı. Fox TV'de muhalefet yapıyorsun. Zaman zaman iktidardan da temsilciler çıkarıyorsun. Sonra Halk TV'ye gidiyorsun. Orada tamamen marjinal Tayyip Erdoğan'ın düşmanlığını yapıldığı bir kanalda sabah programı yapacaksın. Cuma günleri de bir konuk alacaksın. Karşılıklı röportaj yapacaksın. Yani iktidardan bir kişiyi İsmail Küçükkaya'nın oraya çıkarabileceğini ben zannetmiyorum. Bir. İkincisi, Halk TV'de şöyle bir şey yaşanıyor son zamanlarda. Levent Gültekin örneğini vermiştim. Veda etmişti. Ben araştırdım, sordum, soruşturdum. Levent Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın dediği için programdan mahrum bırakıldı. İki, İsmail Saymaz, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş orada program yapıyorlardı. Rating patlaması yapıyordu o program. Bir sabah kalktık, bir telefon, yallah, güle güle. Yani Halk TV'de böyle bir süreç. Mesela işte Özlem Gürses, o da kendi YouTube kanalı bahane edildi ama Özlem Gürses'in de Mansur Yavaş'a yakın olması nedeniyle gönderildiği bana yeni gelen bir bilgi. Bu arada Özlem Gürses TV100'de sabah programlarında tartışmacı olarak katılacak. Şırınga Özlem'imiz. Ona da hayırlı olsun diyelim. Fatih Portakal geri dönecek mi? Tartışılan, sosyal medyada konuşulan konulardan birisi de bu. Halk TV'ye ana haber bülteni sunmak için Halk TV'nin sahibi teklif götürmüş. Ama Fatih orada kararlılığını ortaya koymuş. Hakkını teslim edelim. Demiş ki yok kardeş, ben artık köyümdeyim. Ben bundan sonra kendi YouTube kanalımda yayın yapıyorum. Ben ekran istemiyorum kardeşim demiş. Ben burada özellikle belirtmem gereken bir şey var arkadaşlar. Mesela İsmail Küçükkaya, mesela Fatih Portakal, işte öteki Beriki. Bakın kaç tane isim sayıyoruz değil mi? Yani kıyamet kopuyor. İsmail Küçükkaya Halk TV'ye gidiyor diye. Halk TV'de bir başka isim var, İsmail Saymaz. Seversiniz sevmezsiniz. Bunlar o mahallenin yıldızları değil mi? Şimdi yazı yazıyor İsmail Saymaz. Halktv.com.tr'de yazı yazıyor, Türkiye'nin gündemini belirliyor. Yani karşı mahallenin yıldızı olarak üzerine düşen neyse onu yapıyor. Bu tarafa bakıyoruz. Bana bir tane adam gösterin. Deyin ki bizim mahallenin yıldızı da bu kardeşim. Bizim mahallede ses getiren işte Yılmaz Özdil gibi hani zirve yapan, yazdığında gün boyu konuşulan bir tane adam gösterin bana bu mahallede. Ha var. Var da bu mahallede kendi yazarını, kendi yıldızını ortaya çıkarmamak için ayrı bir mücadele var. Var kardeşim. Yani Ali Karahsanoğlu o kadar güzel yazılar yazıyor ki, o kadar yerinde tespitler yapıyor ki. Ama bizim mahalle dediğimiz bu tarafta iktidara yakın medya Ali Karahsanoğlu'nun yazılarını görmezden geliyor. Bir sürü haber sitesi var değil mi? Bakın internet haberin dışında Ali Karahsanoğlu ya da gazeteoku.com'un dışında Ali Karahsanoğlu'nun yazılarını alıp değerlendiren kimse yok. Bu ülkede yazdığı yazılarla ses getiren bir başka isim vardı, Süleyman Özışık. Tayyip Erdoğan bir gün beni camide gördü, dedi hadi gel bakalım dedi. O yazıyı sen mi yazdın, Süleyman mı yazdı dedim. Süleyman Özışık yazdı. Ya tebrik ediyorum, çok selamlarımı söyle ve Süleyman'ı bana getir dedi, bir konuşalım dedi. Abi biz Cumhurbaşkanı Süleyman Özışık'ı götüremedik. İki, Süleyman Özışık'ı yok etmek için kendi içine Süleyman Özışık anlatıyor. Diyor ki bir yere çıktığında aman onu çıkarma. O sakıncalı. E oraya çıktı. Sakın. Çıkarmayın. O sakıncalı. Yahu arkadaş Tayyip Erdoğan diyor ki getir bir konuşalım diyor. Adam diyor ki yok kardeşim. Yok. Onlara yeri yok, öz ışıklara yeri yok. Bakın 3 kardeşiz, 7 kardeşiz de medyada etkin olan 3 kardeşten bahsediyorum. Mehmet Özışık, Süleyman Özışık, ben. Vallahi canımızı ortaya koyuyoruz, mücadele ediyoruz. Ama bu mücadelemizin karşılığında bizi cezalandırıyorlar. Kim cezalandırıyor? Birileri. Büyük biraderler. Ya aylardır burada ben sizinle paylaşıyorum. Ağlamıyorum. Diyorum ki er-rızkı alallah. Rızık veren Allah'tır. Ağlamıyorum. Ama arkadaş sen beni niye boğmaya çalışıyorsun ya? Neden bana reklam ambargosu uyguluyorsun? 50 kişi çalışıyor internet haberde. Gazete okuda. 50 kişi. Bana neden ambargo uyguluyorsun? Ya sözcü bağırıyor diyor ki bak bize ambargo uyguluyorlar. Sıfır reklam. Vallahi bize de sıfır reklam.
Kamudan bahsediyorum. Billahi bize de sıfır reklam. Ya hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Beni anlatmak değil benim derdim. Diyorum ki bu mahallede bu kadar yıldız var. İsmail Küçükkaya Halk TV'ye gidiyor. Kıyamet kopuyor. Oo, büyük transfer. Yılmaz Özdil gidiyor. Büyük yazar. Abi kendi mahallende diyorsun ki yaşama, öl, kahrol diyor. Yok ol diyor. Bunu dikkatinize çekmek istedim arkadaşlar. Bunu özellikle sizinle paylaşmak istedim. Niye bizde yıldız bir gazeteci, bir tartışmacı, bir yazar yok? Lütfen bu konuda yorumlarınızı yazın. Ben de anlayayım. Belki benim kaçırdığım bir şey var. Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere.